Ben Mahir Mircan. Bana bir sürü arkadaşım Buenos Aires'te neler oluyor, bununla ilgili bir video çeker misin dedi. O yüzden bu videoyu çekeceğim size. Şu an bulunduğum sokak benim oturduğum sokak. Aslında bu sokak normalde bayağı hareketlidir. Bir sürü araba geçer. Şimdi size göstereceğim. Oldukça sakin. Bilmeyenler için ilk başta bizim karantina süremiz 20 Mart'ta 31 Mart arasıydı. Sonra onu 12 Nisan'a çıkardılar. Daha sonra da 23 Nisan dediler. 26'sı dediler. Bu videonun gecikmesinin nedeni de aslında şuydu. Çünkü biz bunun tekrar uzatılacağını biliyorduk. O karar çıksın diye bekledim açıkçası. Ama hala o karar kesinleşmedi. Fakat bildiğimiz şey, belki şu saatlerde toplantı halindeler ve kararı açıklayacaklar. Bildiğimiz şey Mayıs'ın 10'una kadar kesin olarak uzatılacağı. Oysa biz baştan beri zaten bunun Mayıs'a kadar uzayacağını biliyorduk. Şimdi size önce sokağı göstereceğim, sonra diğer ayrıntıları söyleyeceğim. Evet, şimdi sokağı görüyoruz. Gördüğünüz gibi sokak bomboş. Olan arabaların çoğu park halindeki arabalar, çok az sayıda araba geçiyor ve insan yok. Tamam, bu sokak çok hareketli değildir belki ama bu kadar da boş değil normalde. Özellikle araba trafiği anlamında. Şimdi hemen köşede mesela bir dükkan var. Bu normalde açık bir restorandır ama şimdi sadece paket servisi yapıyor. Gördüğünüz gibi dışarıda paket servisini almak üzere bir kurye bekliyor. Birazdan malzemesini alıp gidecek. Sadece böyle çalışıyorlar. Yani bazı restoranlar, onlar hepsi değil. Evet, şimdi caddeye doğru çıkacağım. Normalde inanılmaz bir trafik olur. Çok yüksek sayıda olmasa da insan sirkülasyonu da var. Ama gördüğünüz gibi özel izinli taksiler, bazı otobüsler çalışıyor. Onlar da çalışmak zorunda olan insanların işe gitmesi için. Tam karşımda bir bizim burada kiosko dediğimiz, yani küçük bakkal açık, eczane açık. Efendime söyleyeyim, şimdi o tarafa doğru yürüyorum. İki tane süpermarket açık. Birini siz de biliyorsunuz, Türkiye'de de vardı. Dia süpermarket. Öbürü de Koto. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Zaten karantina başlamadan evvel burada bu sosyal mesafe falan kısmı zaten yapılmaya başlanmıştı. Şimdi normalde şu an yok ama normalde dışarıda insanlar sıra beklerler. Yanının önünde yok şu an. Tek kişi var sadece. Ve içeriye 15 kişiden fazla alamazlar. Bu da büyük marketler için geçerli, küçük marketler için değil. Koto'nun önünde daha fazla insan var, 3 kişi kadar ama normalde burada bayağı bir kuyruk olur. Fakat dediğim gibi biz karantinadan önce de bunlar zaten yavaş yavaş başlamıştı. Şimdi Koto'ya geliyorum, evet. Bu da Koto'nun önünde duran insanlar. Özellikle yakından çekmiyorum, insanlar rahatsız olmasınlar diye. Sonuçta zaten yapmaya çalıştığımız şey aslında burayla ilgili bilgi vermek. Geçtim, biraz geri gidip bir kavşakta durdum. Ve şimdi Buenos Aires'e gelmiş insanların iyi bildiği şehrin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Plaza Serrano'ya doğru yürüyorum. Bu kavşakta durarak çekmemin aslında bir nedeni var. O da şu. Önce ondan bahsedeyim. Örneğin sokağa çıkma yasağı diğer semtlerde çok serttir. Yani belirlenen kural şudur. İşte markete gidebilirsiniz, eczaneye gidebilirsiniz. Bildiğiniz şeyler işte. Ve 5 blok en fazla gidebilirsiniz. Polisin sizi durdurma, gözaltına alma hakları var. Ancak burası Palermo olduğundan, yani Palermo İstanbullular için örnek vermek gerekirse buranın Nişantaşı olduğundan burada yürüdüğünüzde polis size karışmıyor. Ben defaten günde 20 blok yürüdüm. Çünkü tamamen evde kalmayı da doğru bulmuyorum.
Peki ne yapıldı diye soracak olursanız, onu da anlatayım. Yani bu sosyal yardımlar ne ölçüde yapıldı? Gerçekten çok düşük yapıldı. Çünkü özellikle caddeye doğru tutuyorum daha iyi göresiniz diye. Çünkü daha önce Macri iktidarı, sağcı Macri vardı Aralık ayına kadar. Ve onlar zaten kasayı boşaltmışlardı. Yani devletin kasasını boşaltmışlardı. Hangi sağcı yapmaz zaten. Daha sonra Sayın Fernandez, solcu hükümet başa geldi. Sayın Fernandez de aklı başında bir adam olduğu için ben bu sosyal yardımları yapamayacak diyecek değil herhalde. Bir yol bulmaya çalıştı ve son noktada da karantina kararı aldı. Çok düşük ölçülerde insanlara yardım etmeye çalışıyor. Hiçbir geliri olmayan 3 milyon insana 10 bin peso ödedi geçen ay. 10 bin peso yani yaklaşık olarak $150. $150'dan da az aslında, $130 civarı. Yani $130 Türkiye'de ne kadar işe yarıyorsa burada da o kadar işe yarıyor. Bunun dışında ne yaptı? Mesela şurada polisler duruyor, onu da göstereyim ileride. Bilmiyorum görünebilecek mi? Bunun dışında da asgari ücretli ve emeklilere 3000 peso bonus verdi. Ekstra para yani. Bu da yaklaşık olarak $50'a yakın bir para. Tam $50 etmiyor. Galiba $43 gibi bir şey diyor. Bunun dışında henüz başka bir şey yok. Peki demin aslında söylüyordum ama yarım kaldı. Burada dediğim gibi bir sorun yaşamıyoruz. Hatta ben demin bankaya gittim. Polis önümde duruyordu ve maskem açıktı. Denemek için yaptım. Yani nasıl bir tepki verecek acaba diye. Hiçbir tepki falan vermedi.